Merhaba herkese. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyim ben de. Bugün güzel bir gün oldu. Herkes Evet, iyidir evet. herhalde. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Geldi zaten arkadaşlarımızın çoğu. Hemen bakalım piyasadaki son rakamlar. Çünkü bolca hisse gelmeye başladı zaten şimdiden. Dolar 19.50'de, Euro 21.49'da, parite 1.10'un üzerinde. Ons altın 2024 dolarda. Borsa İstanbul sizin de söylediğiniz gibi 3.66 yukarıda 4.561'den tamamladı günü. Bankacılık tarafında da herhalde ciddi bir yükseliş vardı. Sertaç son zamanlarda bunu sıkça vurguluyordu. Bankacılık, bankacılık diye tam da dediği gibi oldu. Söz sizde. Evet. Şöyle detaylara bakalım bugün. Söylediniz. Şöyle. BIST 30'a bakarsak BIST 30 %4 yukarıda kapattı. BIST 100 %3,66. Sanayi tarafı bugün geride kaldı. %1,7. Bankacılık evet performansı iyiydi. %8,3 yukarıda kapattı. Detaylara baktığımızda nedir? Yaklaşık BOFA'nın 575 milyon net bugün alışı olduğu Koç Holding, BİMAŞ, Ford, Kardemir ve Türk Hava Yolları'nda yoğunlaştı alışları. Ardından Akyatırım geliyor, sonra HSBC geliyor. Para girişine baktığımızda ilk 5 kurum bazında yani nette bir para girişi yok ama neticede piyasa yukarı gitti. Twitter'da paylaştım. 4 tane grafik var. İlki zaten bugünkü yayın başlığımız dolar bazında endeks diye. Sabah işte öğle saatlerinde 2 gibi raporladım bu işte dolar bazlı grafiği. İşte alışlarda saat 3,5 gibi falan geldi piyasaya ve sonrasında işte bu seviyelerden kapattık. Şimdi ilk grafik BIST 30'un günlük grafiği. Bunu sizle daha önceki yayınlarda konuşmuştuk. Onu tekrar bir neredeyiz diye bakalım. Seçimlere 4 işlem günü kaldı. Salı, çarşamba, perşembe, cuma ve sonra işte seçimlere gideceğiz. Pazartesi günü de işte sonuçları bekleyeceğiz. Endeks yaklaşık 4 iş günüdür. 200 günlük ortalaması üzerine tutunmaya çalışıyor ve tutundu. Bugün işte 5 günlük ortalamayı da geçtik. Üstünde kapanış yaptı. 5007'den geçiyordu. Kapanış 5050'den gerçekleşti. Uzun süredir yani böyle ortalama bölgesinden çıkmıştık. Ortalamaların altında hareket ediyorduk. Bugün 5 günlük ortalamanın üstüne kapatması olumlu. Para girişi yok ama olsun. Yani kısmen BOFA'nın alışları, HSBC'nin alışları yabancıdır diye ben şey yapıyorum, yorumluyorum. Yarın da işte artık 10 günlük, 20 günlük, 10 günlük ortalama 5110'dan geçiyor. 20 günlük 5253'ten geçiyor. Sonrasında işte 50 günlük ortalamaya doğru 5415 seviyeleri var. Şimdi kademe kademe gideceğiz. Yani bugün ben işte hafta sonu çalışmıştım. Dolar bazlı o grafik üzerinde. İşte endeks fena yerlerde değil. Kısmi olarak artık risk alınabilirdi. Zaten işte saat 2'de bu raporu geçtiğimizde de onu belirtmiştik. Bir kısım şu an gerçekleşti. Yani 200 günlük ortalamaya yakın belli bir risk alındı. Nedir bu risk? İşte %15, %20 gibi portföyün. Yarın da bakacağız. Eğer 5 günlük ortalamasının üzerine tutunursa, 5007 seviyesinin üzerine, 5000'lerin üzerinde kalırsa, yarın 10 günlük ortalamaya geçerse tekrar bakarız. 20 günlük ortalamaya geçerse tekrar bakarız. Kademe kademe ilerleyeceğiz. En nihayetinde bakacağımız yer 50 günlük ortalama olacak. 5415. 5415 geçilirse, üzerinde kapanışlar başlarsa, işte hisse tarafına ayırdığımız portföyün tamamı neredeyse şeyde olur, endeks tarafında olur ve artık izlemeye geçeriz. İkinci grafik saatlik frekans. BIST 30'un saatlik grafiği. Orada da trend göstergeleri uzun süredir zayıf gidiyordu. Onu hemen bulup açabilirsem. Evet. Yaklaşık işte 14 Nisan 2023'te sinyal vermişti. Zayıflama sinyali endeks 5600'lerdeyken. İşte 5600'lerden sonra 4700'lere kadar geldik. Sonrasında işte bugün yavaş yavaş toparlamaya başladı ve 5045-5040 gibi bir düşüş trendi direnci vardı. Onun üzerinde kapattık, 5050'den kapattık. Yarın gerçekten önemli olacak.
Yani bugünkü heyecanın işte devamı gelecek mi, gelmeyecek mi, kalıcı olacak mı? İşte BIST 30'da da 5000 seviyesi, 5050 seviyesi önemli. Burada kalıcılık olursa yarın da bu tepki hareketinin devamını görebiliriz. Twitter'da paylaştığım üçüncü grafikte daha çok şeyi ölçen, yani Twitter'daki belli bir takipçi sayısının üstündeki işte borsaya meraklı kişilerin yorumlarıyla alakalı güç endeksi. Orada da zayıflama ilk 12 Nisan'da işte 5700 endekslerden gelmişti. Oradaki pozitiflik tabii buraya tam tersi yansıyor. Yani borsa ne kadar çok hani herkes iyimserse bu işte tam tersi bir sat sinyali gibi düşünülebilir. Oradaki zayıflama 5700'lerden yine aynı şekilde işte BIST 30'u 4700'lere getirmişti. Aslında burada geri dönüş sinyali geçen hafta bir başlamıştı. Çok fazla olumsuz yazı olunca sürekli bir orada tepki veriyordu indikatör. Ama olmadı. Yani bir denemesi oldu. 4700'lerden bir 5000'lere gitti. Ama sonra tekrar geri çekildi Cuma günü. 4800'lere. Ama bugün artık tekrar bir yukarı hareket burada gerçekleşti. Dediğim gibi artık yani şey şu 4 işlem gününde bakalım. Yani bugün işte biraz risk almaya başladı piyasa oyuncuları. Devamı gelir mi gelmez mi takip edeceğiz. Dolar bazlı şu grafiğe tekrar BIST 100'e gelirsek bizim bugünkü başlığımız şu grafiği bir temizleyeyim. Bu arada Yusuf Doğan burada. Ona selamlar. Sertaç burada. Sertaç kulağını yayın başında ben çınlattım. Barkın tarafında. Geldin sen de. Yayınlar demişler. Teşekkür ederiz. Sertaç öldük yayın başında. Evet, Sertaç övdük ve Sertaç hemen geldi. Çok söylüyordu ama bankacılık tarafını. Bugün de hakikaten söylediği gibi oldu. Evet. Sertaç'ı ilgili takip ediyoruz. YouTube tarafında yani benim işte şey yaptığım nokta Sertaç Twitter tarafına çok fazla aktif değildi. Yeni geldi. Hatta şöyle bir stalk yapalım. Evet. Sosyal medyada çok aktif değil Sertaç. Sadece Ya retweet bildiğim kadarıyla. şu an 1248 takipçi var. Şimdi Sertaç'ın adına konuşuyorum ama İçime yani bu doldurmuş gibi. 1248 takipçinin en az şu an 12 bin olması lazım. Hatta belki 24 bin, 30 bin olması lazım. Yani o kadar çok Ama yani çok neyse. kısa süredir Yani kullanıyor bildiğim kadarıyla. evet. Hayır, çok yani kısa sürede işte 30-40 bin takipçiye çok saçma sapan bilgilerle ulaşan insanları gördüğümüz için. Yani o kadar nitelikli bilgiye 1248 takipçi. Buradan 125 kişi Bende de bir okuyan yayını. bir 10 bin direnci var, kıramadım. 9500-9600 takipçide kaldım. 400 kişiyle Buradan nasıl söyleyelim. yapacağım Hem bilmiyorum. Hüseyin Akseki'yi hem de Sertaç Ekeke'yi lütfen Twitter hesaplarından takip edin arkadaşlar. Hüseyin Akseki ve Sertaç Ekeke. Lütfen hakikaten Ne bunlar söylemeyi şov mu sürekli... yapsak? Şöyle bardak falan mı kırsam kafamda? Ne yapayım yani? Yok ya, siz öyle Şimdi şeyler yapmanıza gerek yok. şeye gelirsek BIST 100 bugün 2'de paylaştığım işte grafik 87'den geliyor. Yani borsa açılışından bugüne kadar 1987 ile 2023 arasında. Bunu sizinle yaptığımız daha önceki yayınlardan hatırlıyorsunuz. Sık sık dile getirmiştik. İşte 94-100 dolar seviyelerinden işte gittik geldik falan filan işte 88'den 2023'e geldiğimizde şu an geldiğimiz nokta 213 dolar. Burada bir yükseliş trendi var. Yani bunun ilk dibi 1988 yılıydı. Sonrasında 2001 yılında bu trendin dibini gördük. İşte buralara geliyoruz. Sonrasında işte endeks yukarıya gidiyor. Sonra tekrar aşağıya geliyor gibi gibi. Ama 2018 yılından sonra bu trendi biz artık şey yapmaya başladık. Alt destek bandını zorlamaya başladık. İşte kırıyoruz, aşağıya doğru sarkıyoruz, sonra tekrar toparlıyoruz. Hatta bir ara epey bir uzaklaştık. 2021 yılında 120 dolarlara kadar geldi. O trendten uzaklaştık. Acaba dedik ki yani trend bozuluyor mu? Bu uzun vadeli dolar bazlı trendimiz bozuluyor mu diye. Sonrasında işte 2022'de tekrar toparladık ve bu trendin üstüne attık. Şimdi hafta sonu işte hazırladığım bu grafikte şu an tam böyle o trendin desteğinin üzerindeyiz biz. 213 dolarlar. Şimdi bu biraz tabii şey uzun vadeli projeksiyon için yani endeksin
hani bugünden yarın olan hareketi için değil, önümüzdeki 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl için yapılan bir projeksiyon, grafik. Şimdi burada baktığımızda, şimdi endekste seçim öncesi çok kritik bir yerde. O da karar sürecinde. Şu an destekte, tam destekte karşılayacak gibi seçimleri. İşte bundan sonraki işte artık atılacak adımlar, özellikle ekonomi alanında. Yani tekrar işte heterodoks politikalardan işte ortodoks politikaya dönecek, Merkez Bankası, Maliye vesaire falan. O tür işte gelişmelere bakıp bir karar verecek önümüzdeki işte 5 yıl 10 yıl için. Şimdi burada işte bu grafiği niçin paylaştım? Biraz şey var, böyle bir heyecan var önümüzdeki pazartesi için. Pazartesi, işte cuma, perşembe için seçim öncesi ne yapalım ne edelim diye. Şimdi bu grafiğe baktığımızda işte 213 dolarlarda uzun vadede şöyle baktığımızda bu trendin üst tarafları neredeyse 1000 dolar, 1200 dolar, 1500 dolarlara falan geliyor. Yani bu ne demek? Geçen hafta işte yurt dışından gelen raporu da hatırlıyorsunuz. İşte MSCI Tur tarafında bir %75 potansiyelden bahsediyor seçimden sonra yukarı yönlü. Endeksin yani 1'e 5, 1'e 6, 1'e 7, 1'e 8 dolar bazında potansiyel barındırdığını bize gösteriyor. O yüzden yani bu hafta içerisinde işte endeks bugün %5 gitti. İşte kaçırdık ettik tüh falan vesaire veya pazartesi günü. Yani oldu ya bir şekilde piyasa tekrar bir sonuca göre bir hareket yaptı. %5, %10 neyse. Yani burada aslında çok fazla kaçan bir şey yok. Yani dolar bazında endeks tekrar bu trendin içine girecekse, oturacaksa ve 1000 dolarlı, 1500 işte ne bileyim 2000 dolarlı hedeflere doğru önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde ilerleyecekse, yani çok böyle kaçan bir şey yok. Yani burada son iki yayında, geçen hafta yaptığımız yayınlarda altın çizdiğimiz nokta şuydu. Onu da tekrar söyleyelim. Volatilite çok şey olacağı için, hızlı burada çok oynak olacağı için piyasa. Ben yine söylüyorum, burada senet bazında yani koşmak bence biraz şey sıkıntılı bu dönemi. Bu Ziraat'ın, yine altını çiziyorum, ZPX30F Borsa Yatırım Fonu ve Ziraat Bankası'nın Likit Banka Fonu, ZPLIP bugün %8 yaptı. ZPX30F'de %3,8 yaptı. Zaten endekste BIST 30'da %4 kapattı. Yani zaten korelasyonuna baktığımızda 20 günlük, 50 günlük %99, %98 seviyesinde endeksle beraber gidiyor. Ziraat'in banka fonu işte %8,28 yapmış. Bankacılık endeksine baktığımızda 8,37 kapatmış. Şimdi siz burada atıyorum koza alırsınız, kozal alırsınız veya gübre alırsınız, tüpraş alırsınız. 5-6 kağıt hem takibi zor. Önümüzdeki hafta hareketli olacak. Sizin aldığınız kağıtlar oturur kalır. Yani atıyorum koza alırsınız. Forfeit'e gider. %10 yapar. Koza %2'de, %1'de kalır. Hareketi kaçırırsınız. Ne bileyim Doğan Holding alırsınız. Doğan Holding gitmez. Eczacı ilaç gider. Yapı Kredi alırsınız. Yapı Kredi gitmez. İş Bankası gider. Yani o yüzden yani bunu tabii yukarı potansiyel için konuşuyoruz. Senaryo için konuşuyoruz da olumsuz senaryoda da yani hemen satmanız gerektiğinde 5-6 tane senedi veya 10 tane senedi boşaltmak zor. Ama işte bu dediğim gibi Ziraat'in ETF'i, Borsa Yatırım Fonu, yani hisse senedi gibi zaten alınıp satılabiliyor. Borsada işlem görüyor. Hareket kabiliyetini arttırdığı için bence bu ara burada olmakta fayda var. Çünkü hani şey de bilmiyoruz. Yani işte bu Kardemir biliyorsunuz şeyde varlık fonu içerisinde işte Kozalar, işte Turkcell, Telekom vesaire falan. Hani piyasa nasıl tepki verecek? Bu tür şeylere girmektense hani konuşuluyor işte Alarko alayım, işte Akbank alayım, kenara koyayım, Anadolu Efes alayım, Şok Market alayım. Olmayabiliyor. Yani bunu şeyde de yaşadık. O pandemi sonrasındaki dipte. Yani herkes işte bankalar ucuz diye bankalara daldı. Bankalar biliyorsunuz oturdu. Sınai tarafında ne varsa gitmeyen en kötü şey bile yani batık şirketler bile %300, %400 yaptı. Ama bankalarda hareket yoktu. O dönemde portföyünü sırf bankalardan oluşturanlar o yükselişten faydalanamadı. O yüzden endeksin aşağı veya yukarı artık neyse hareketini almak için bence bu ETF'lerde olmakta fayda var diye düşünüyorum. Tekrar şeye gelirsek, endeks BIST 100'ün dolar bazlı grafiğine 87'den 2023'e kadar olan dönemde, yani böyle bir potansiyel olabileceğini düşünüyorsak, hani o yüzden çok acele etmemek lazım. Burada kaçan hani %5, %10, %20 çok önemli değil. Bir yerden zaten o hareket yakalanır.
Yeter ki bir netlik oluşsun. Yani önümüzdeki pazartesi günü net bir ortam görelim. Sonrasında artık bu grafiği zaten yayınlarda da sık sık şey yaparız, kullanırız. Daha önce de kullanıyorduk zaten. Biliyorsunuz 2013 yılından gelen bir düşüş trendi vardı. İşte kırdık mı kırmadık mı o mu bu mu derken onu kırmıştık. Sonrasında güzel bir hareket de olmuştu. Şimdi tekrar gözümüz bu grafikte olsun. TL bazında baktığımızda çok yukarıda gözüküyoruz. Ama dolar bazlı baktığımızda fena yerde değiliz. Yani bu da bir kenarda kulağımıza küpe olması gereken grafiklerden bir tanesi diye böyle bir şey yaptım, paylaşım yaptım. Peki. Bakalım hisselere geçelim mi? Bakalım. Tamam. Şöyle sorulmayan hisseleri sormak istiyorum ben daha çok. Mesela İnves var. Bu arada İnves bakalım. İnves'ten önce bir şey söyleyeceğim. Onur Bey yayının başında yazdı. Onu es geçmeyin. Ben söyledim ya işte bankacılık tarafı yüksek, siz de anlattınız zaten. Bankacılık neden çok arttı demiş. Ya normal direkt seçimle alakalı. Yani bankalar biliyorsunuz yani şu anki işte izlenen politikalardan dolayı uzun süredir neredeyse 4-5 yıldır rahat nefes alamıyor. Belki onun beklentisi. Ama orada da yani şöyle bakarsak grafiği bulabilirsem şurada buldum. Banka tarafına şey olarak bakmıyorum ama ben. Yani çıplak pozisyon olarak bakmıyorum. Hani sadece işte banka alayım, işte Akbank alayım, İş Bankası alayım, Şekerbank, TSKB alayım gibi bakmıyorum. Bunu geçen rallide de sizle konuşmuştuk. Geçen sene olan o Ağustos hareketinde hem yükselişin başında hem de biliyorsunuz geri sayımla yükselişin gününü tutturmuştuk. Tam işte söylediğimiz günde o banka hareketi sona ermişti. burada çıplak pozisyona bakmıyorum. Yani burada eğer banka tarafında pozisyon alınacaksa endeksle beraber işte bir bacağı bir yok olan yani BIST 30 short işte bankacılık long tarzı. Çünkü burada oran epey bir geri geldi. Yani X Bank böyle X30 oranına baktığımızda 2010 yılında zirve yaptı bu. 1.95'ti oran. 1.95'ten şu an 0.86'ya geldik. Yani burada bir yaklaşık tekrar eski yerlerine giderse bu %100 potansiyel demek. Ama bence bu şey tarafında yani ben banka tarafını şeyden takip ediyorum. Yani pair trade tarafıyla götürüyorum. Bir bacağı şey endeks short X Bank long tarzı takip edilirse daha iyi olabilir. Ama tabii banka tarafı biraz şey soru işareti. Yani orada bankaları hani tek sadece banka alınacaksa iyi seçmek lazım. Çünkü artık biliyorsunuz bu işte dijital banka tarafında yeni lisans dağıtımları vesaire falan rekabet de yoğunlaşacak. Önümüzdeki dönemde yurt dışı tarafında mesela çok fazla hani benim hani baktığım kadarıyla çok fazla öne çıkmıyor bankalar. Buraya da yansıması bu şekilde olur mu? Bunu işte seçimden sonra gelen işte sonuca göre göreceğiz ama hani ben böyle portföyümde %100 banka ağırlığı yapmam. Onu söyleyeyim. Yani maksimum %20-25. O da dediğim gibi pair tarzı işlemli olur. Invest vardı. Arkadaşlar İnvest'e bugün biraz bakalım. daha farklı hisse konuşalım bu arada. Her gün Aselsan, Aksa bunları konuşuyoruz zaten. Sonra zaten siz bana kızıyorsunuz aynı hisseler diye. Şimdi İmes piyasa değeri defter değeri 4.91 lira işte FK 8.13 derdi. 3 aylık bilanço işte 1.4 milyar geldi. Uzun süredir trend yapıyor, rally yapıyor. Yani işte ilk halka açıldığı 1 Mart 2022-24'lü fiyatlardan şu an geldiği nokta 242'li fiyatlar. Yani burada şey yani şunu söyleyebiliriz. Bugün mesela 5 günlük ortalamasının altında kapatmış ki dönem dönem kapatabiliyor. Esas burada takip edilmesi gereken 20 günlük ortalama 227'ler. Yani şöyle önümüzdeki dönemde piyasa oyuncuları diğer senetlerde bir rally başlarsa endekste yukarı yönlü bir hareket başlarsa senet değişimine girebilirler. Yani senet değişiminde de bu tarz hani son dönem böyle çok iyi giden yukarı giden senetleri satıp yani bunun karşılığında ne bileyim Ereğli, Tüpraş, işte ne bileyim Kardemir vesaire falan senetlerini almayı tercih edebilirler.
O yüzden hani bu tür primli kağıtlar, çünkü bunlar biraz endeksten bağımsız, betası ters. İşte endeks son dönem %22, %23 geri gelirken zirvesinden buraya bu senetler yukarı doğru gitti. Yani son hareketi mesela 150'lerden işte 250'ler, az değil. O yüzden hani bu tür tercihlerde bulunabilir piyasa oyuncuları. O yüzden dikkatli olmak lazım. Bu tür senetlerde zaten portföyün maksimum %10'u, hatta %7,5 olabilir. %7,5 bile belki fazla. 227 burada destek, 20 günlük ortalama. Eğer altında kapanış olursa dikkatli olmak lazım. Çünkü hızlı bir şekilde işte ne bileyim 125'li fiyatlara doğru geri çekildiğini de görebiliriz. O yüzden bu tür senetlerde ben zaten şey yapmıyorum. İçeride hani çok fazla birikimle bilanço olmadığı için geçen yayında da bu tarz bir soru gelmişti. Hangisi de hatırlamıyorum. Çok girmemeye çalışıyorum. Zaten bir sürü senet var. Yani bunun işte daha bir sene oldu. Açıkçası hani takip ettiğim bir senet de değil. Dikkatli olmakta fayda var diyebilirim. Peki, bu arada Akfen yeni Çünkü hani bu bir tür hani senetlerde, çünkü hani çıkış başladığı anda yukarı gittikçe o kapı daralıyor. Yani böyle işte ne bileyim eni işte 6 metre 7 metre ise o işte senet yukarı gittikçe o kapı geliyor geliyor böyle eni 1 metreye, hani zar zor bir insanın geçebileceği yere geliyor. Kapıya yığılma olduğu anda da zaten hani bir taban vesaire falan durumunda yatırımcı çıkamıyor burada. O yüzden hani bu tür senetlerde bence hani portföyün dediğin gibi maksimum %7,5 falan olması lazım ki şu an çok iyi şeyler var. Hani bir Tüpraş var 200 günlük ortalamasında. Hani şimdi Tüpraş vs Invest yapsak, karşılaştırsak hani Tüpraş bayağı bir yani şey gelir. Hani benim gözümde daha değerli yani. peki. Bu arada Akfen yenilenebilir enerjiyi dün konuştuk. Dün Ali Acar'la yaptığımız yayında da çok fazla hisse konuştuk bu arada. O yayını izlemeyenler de muhakkak izlesinler. Hemen sorayım, SmartG var. Şükriye Hanım SmartG'yi sormuş. Bu arada bu akşam Smart. 21'de de İnfo Yatırım YouTube kanalında İsmail Güner'le olacağız. Geçen hafta Instagram yayında söz verdiği şeyleri ben bu hafta yayın sonunda soracağım. Smart'ta da işte geçen hafta sanırım bir ihale geldi. Fena değil. Fena değil değil. İyi. Yani ama tabii şey yapmadı. Tepki vermedi. Cuma günüydü. Orada da şimdi tabii işte bu tür senetler geliyor. Bunu da işte FKS 75'lerde son 12 aylık bilançosu 248'lerde geldi. Son bilanço nasıl gelecek bilmiyorum. Piyasa değeri, defter değeri 24'lerde. Ben hani piyasada şu an fon yönetenlerin, portföy yönetenlerin yani bu tür senetlerin şu an dönemi değil bence. Hani endeks seçim sonrası yukarı gidecekse hani az önce işte dediğimiz hedefler vesaire falan önümüzdeki 5 yıl 10 yıl için daha böyle hani derinliği olan, yani şimdi bu senede girsek diyeceğim şey olacak yani daha hani böyle derinliği olan. Şimdi yabancı da geldiği zaman hani yabancının bakacağı senet işte Tüpraş olur, Şişe olur, Kardemir olur, Doğan Holding olur, ne bileyim Anadolu Efes olur, Anadolu Grubu Holding olur. Yani daha böyle derinliği olan tahtalara bakacaklar. O yüzden hani evet gidebilir, smart hem tutunabilir burada. 200 günlük ortalamasının altına geldi. O kötü yani son 3-4 gün 200 günlük ortalamasının altında ama aynı şekilde son bir haftaya baktığımızda, bir hafta 10 güne baktığımızda içeride bir birikimle yaklaşık 100 buradan bir 35 milyon TL ilk 5 kurum bazında para girişi var. Tutmaya çalışıyorlar. Burada kritik olan destek 61 onlar. İşte 61 ona da yakın zaten 61-45'lerden kapatmış. Yani endeks toparlarsa bu da tekrar toparlayabilir. Ama endeks zayıflarsa burada da bir zayıflık görebiliriz. Zaten son dönem düşüşte de indikatörlere vesaireye baktığımızda da biraz şey yaptı. Uyuşmazlık var pozitif anlamda. Yani 61'li fiyatların altına izleyicimiz onu takip etsin. 61'li fiyatların altına gelmediği sürece sıkıntı yok. Ama dediğim gibi yani artık bu tür senetler BIST 50'nin dışında 30'un dışında biraz portföyde şey yapılması lazım. Yani endekste ağırlığının azaltılıp çünkü hızlı taraf şey olacak bence. Yani BIST 30'daki BIST 50'deki senetler olur. Eğer buraya fon girişi olursa 3-4 tane yabancı fon geldiğinde
bakacağı senetler 3 aşağı 5 yukarı belli. Yani işte koştur, odur, işte budur. Yani onlara bakar. Tavdır. Yani bakacağı senetler belli. O yüzden hani bu Güzel. tür senetler portföye taşınabilir ama işte ağırlığı %5, %6, %7 o civarda. Peki. Bir de Goodyear'a bakalım. Sonra yavaş yavaş bitirmeyelim. Uzay Bey, sizi gördüğüm gibi Onkosem'i zaten düşündüm ama bugün konuşmayalım artık Onkosem'i. Her yayında çünkü konuşuyoruz. Uzay ismi de favorimdir. Adı Uzay Bey. Evet. Uzay. Şeyden bizim o zaman tabii Uzay yoktunuz. yaparım mı? Evet. Oradan gelen bir şey var uzay ismine karşı. Ben de çok küçük değilim Hüseyin Bey artık ya. Hatırlıyorum Küçüksünüz onları. ya. Yok, o kadar da küçük değilim. Şimdi Goodyear'da 28 Nisan'da başlayan bir toparlama var. Tekrar 200 günlük ortalamasının altına attı. Yani 15 Mart'ta 200 günlük ortalamasının altına inmişti. 15-28 kapanışta. Şimdi tekrar 200 günlük ortalamanın üstüne çıkması olumlu. Ama bu yukarı hareket biraz şey, yani 20 milyon TL para çıkışıyla karşılaştı. Devamı gelir gelmez, yani şeye bağlı biraz. 5 günlük ortalama 16.34'ten geçiyor. 100 günlükte 15.69'dan geçiyor. Yani 15.69 ile 16.34 arasında yani kalabilirse, tutunabilirse tekrar devam edebilir. Ama bir de şeye bakalım. Birisi'ye bakalım. Yani birisi mesela halen daha şeyde 200 günlük ortalamasının altında işlem görüyor. Yani gerçi bu tür birisi sadır Goodyear'dır. Yani araba fiyatları burada kaldığı sürece artık herhalde otomobil şirketleri gitmeyecek. Bunlar gitmeye başlayacak. Lastikler eskidikçe. Anca zaten lastiği alabildiğimiz için. O yüzden Doğru. otomotiv sektörü yerine otomotiv deyince artık Goodyear'la şeye bakacağız. Birisi'ye bakacağız. Yani toparlama başlamış. Son 4-5 işlem gününde. Ama dediğim gibi yani biraz para çıkışıyla karşılamışlar. Eğer tutunabilirse 16.34'lerin üzerinde 5 günlük ortalamasının altına tekrar gelmezse bir 20.92 sonrasında tarihi zirvesi 24.19'lar orayı hedefleyebilir. Ama yine altını çizeyim. Hani Goodyear'da hani portföyde %5 %6 civarını tutabileceğim bir tahta. Ben biraz da artık eğer endeks yani yayının başında tekrar dönersek konuştuğumuz şeylere yarın da bu tepki hareketi devam ederse artık hani seçim öncesi biz biraz piyasa ucuzladı, endeks ucuzladı. Senet almaya başlayalım. Mesela bugün bakalım İş Bankası mesela %9 yapmış. Mesela Netaş bugün %9 aşağıda kapatmış. Polisan Holding 9 aşağıda kapatmış. Alfas %6 aşağıda kapatmış. Kerevitaş %5. Bobet %4. Ne bileyim Ağlatçı Gaz %2.77. Yani bu tür senetlerde böyle portföy yapmaya çalışırsanız yani o ortalamayı endeksin yükselişini tutturmak zor. Bence o yüzden şeyde kalmak en mantıklısı yani 30'un hatta BIST 10'un içerisinde kalmak veya işte ZPX 30F gibi ETF'lerde kalmak veya ZP işte Likit Banka Fonu gibi ETF'in içinde kalmak bence daha korunaklı. Çünkü yani şey biraz atıyorum bugün işte sabahtan mesela Sasa alsanız piyasa işte yükselişe geçecekti. Sasa bugün %1.2 aşağıda kapattı. Yani saç baş benim gibi ondan sonra kalmaz. Yani bugün mesela şunu açamadım. Mesela gübre fabrikaları 0 nokta. Gerçi Cuma günü hareketliydi. 0.50 yukarıda kapattı. Hektaş 0.8. Kozal %1.4. Yani Koç Holding'in %6 yaptığı, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın %5 yaptığı ortamda. Yani o yüzden ortalamasında gitmekte. Ortalamasını da sağlayan da bu tür işte ETF'ler, fonlar. Umut Bey demiş ki Dicle Hanım bileğiniz çok mu kalın ekrandan? Ekrandan yok, bence gayet kalın, o yüzden. Ekranlar kilolu göstermiyor. Bence tam olarak öyle. Dicle Hanım 200 kilo basıyor. Yayından Ben sonra direkt şeye gidiyor. Ağırlık çalışıyor.
Tam öyle gerçekten, ben de aynı şeyi Yayında düşünüyorum. kendisiyle ilgili kötü konuşanlar olursa iki kişiyi birden kaldırıyor dizilerin. Ağırlık olarak kullanıyor. Normalde son hissededim ama Ceyhan'dan, ben de bir Ceyhan olarak Hüseyin Demir yazmış ama Ceyhan'da olduğu için değil, deprem bölgesinden sorduğu için Astor'u soracağım. Astor geçen Evet, yayında aslında normalde sormayacağım bir hisseydi size bu ama evet. Hüseyin Bey rica etti Adana'dan, Ceyhan Yani grubundan, ben de bir sorayım dedim. yine söylüyorum yani 18 Ocak çıkışı yani burada birikimli bir anço bakacak. Yani ben temel tarafından yürüdüğüm için senetleri hani temel analiz açısından elimizde şey yok, veri yok Astor'da. Ve artık hani bu tür senetler biraz şey yani dediğim gibi uzaklaşmak lazım. Eğer hani kar varsa vesaire falan bilmiyorum bakıp şey yapılabilir. Yani para çıkışı vesaire var mı? Yok şu an. Nötr gidiyor. Yani herhangi bir şey yok. Hareket yok. Ha, yani 20 günlük ortalaması 48-63'ten geçiyor. Teknik olarak bakarsak buraya geçebilirse 48-63-50 geçebilirse tekrar belki bir hareket olabilir de yani burada umut etmektense hani bir senede umut bağlayıp ki çok yanlış zaten. Yani bir potansiyel var önümüzdeki haftalar, yıllar, aylar için. O tarafa bakmak bence daha şey. Yani şimdi siz Astor'da hani bu fiyatlardan girersiniz. Belki 12 ay bu fiyattan gider. Zaman maliyeti, diğer tarafta kaçan fırsatlar vesaire falan. Yani bir portföyün içerisinde olabilir. Yani ben her zaman söylüyorum alınmayacak kağıt yok bir şekilde alınıp konulabilir de portföyde ağırlığı ne? Yani sizi üzmeyecek bir şey olması lazım. Hani akşam sizi huzursuz ediyorsa, uykularınız kaçıyorsa, gece böyle bir anda Astor diye uyanıyorsanız orada bilin ki şeydir yani o pozisyon yanlıştır. Aldığınız miktar vesaire falan. Sizi rahatsız eden bir pozisyonsa ya işte şeyi azaltın. Çünkü hani diğer tarafta artık bazı senetler mesela ODAŞ %50, %55 aşağıya geldi. Yani şöyle yılbaşından itibaren bakarsak vaktinizi alacağım ama Estağfurullah. şöyle Uzay Bey, lütfen siz artık performansta bir yerden atlamayın. şöyle yılbaşından bugüne baktığımızda TL bazında nereye bakalım? BIST 100'e bakalım. Sembol seçelim. Aydan mesela %54, Kerevitaş %53, ODAŞ %52, Vestel %45 gelmiş, Telekom %44, Bağfaş %43, işte Kozan Anadolu Metal %42, Zorlu Enerji, Teknosa %41, Timosan %40, Karsan %40. Yani bunlar varken açıkçası hani bu tür senetler halka arz fiyatı işte 13'lerden kaçtan çıkmış? 13.60'lardan. Sonrasında işte 66'lara gitmiş. Şu an işte 44'lerde konsolide olmaya çalışıyor. Biraz daha şey yapmak lazım. Bunları işte portföyden yavaş yavaş eritmek lazım. Biraz daha birikimli, bilançosu olan, 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık mazisi olan senetlere bakmakta fayda var. Murat Bey demiş ki, Murat Arısoy, Hüseyin abi biz niye senetlere aşık oluyoruz? Valla olmamak lazım. Ya ben de öyleydim. Ben söylüyorum 90'lı yıllarda yani ben senetleri severdim. Takip de ederdim. Bilanço dipnotlarına kadar okurdum. Yani halen daha da hani beğendiğim, ilgi duyduğum senetler olursa bakıyorum. O dönem şeydi yani böyle %100 karları vesaireyi falan beğenmezdik ama yani hem yurt dışı hem içerisi 2008-2009'dan sonra değişmeye başladıkça yani öyle çok senetlerle şeyim yok, bağım yok. Yani gerekirse tabii ki 20 gün, 30 gün, işte 50 gün taşırım ama yani daha çok trade tarafındayım. Yani bir senet atıyorum haber düştü. Ben o anda %3, %4'ü aldım cebime koydum. Sonrasında senet %10 gitti. Hiç dönüp bakmıyorum bile. Yani ben bir senedi alıp da bir senetten atıyorum işte Ocak ayında aldım, Aralık ayı geldi. O senet %200 yaptı. Ben zaten piyasada farklı farklı senetlerden onun üzerinde zaten getiri sağlıyorum. Yani tek bir senet %200 de yapmayabilir. Hani o sene şansınız yaver gitmiştir. %200 almışsınızdır ama o senet o sene %30 da yapabilir veya %30, %40 aşağı da gidebilir. Ama tabii şey, trade tarafı yorucu. Tabii herkes ekran başında değil. Tabii şey de değil, yani manuel de değil. Otomatik olarak yapılıyor. Ama ben hani artık o senet aşık olma olayı
bitti. Yani o biraz şey, yorucu oluyor. Yani gerek yok. Ha, dönemleri oluyor, evet. Bazen hani o sektör vesaire falan sizi çağırıyor. Kârda oturmak da güzel bir şey. Hem yorucu da değil sonuçta. Ama yani trade tarafı bence daha şey, daha dinamik, daha heyecanlı, daha güzel. Peki, çok çok teşekkür ederim Hüseyin Bey. Ağzınıza sağlık. Çok keyifliydi her Ben zaman sizle teşekkür yayın ederim. yapmak.